Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda boya markasının Link olan modelli yaka mikrofonunu inceliyoruz. Şu anda yakamda takılı olan bu mikrofonu bugün inceleyeceğiz. <laughs> Bu mikrofon tabletlerde, telefonlarda, bilgisayarlarda aklınıza gelebilecek her platformda kullanabileceğiniz bir yaka mikrofonu ve gerçekten Boya markasının kalitesini biliyorsunuzdur az çok. Şimdi ben bu yaka mikrofonunu 2 haftaya yakındır deneyimliyorum. Hatta bu videoyu yayınladığımda Instagram'da Reels videosunda göreceksiniz. Orada direkt dışarıdaki çekimlerinden de rüzgarlı bir ortamda nasıl olduğunu da gösterdim. İlerleyen dakikalarda dış performans ses testimizi de yapacağız. Kutu içeriğine bakacağız. Kutusundan neler çıkıyor? Bizi içerisinden neler bekliyor? Bunların hepsine değineceğim. 100 metreye kadar bir çekim kalitesi olduğu söyleniliyor. Tabii ki de ben bunu 100 metre olarak deneyimlemedim. Yaklaşık 30 ila 40 metrelik bir deneyimim oldu. Herhangi bir kesinti olmadı. Ağaçların arasından girdim çıktım. Bayağı böyle engeller koydum önlerine. Hiçbir şekilde problem olmadı. Keza şu anda da duymuş olduğunuz ses Boya'nın bu Link mikrofonu üzerinden geliyor. Link modelli mikrofonu daha doğrusu. Şimdi bunda aktif gürültü engelleme modu bulunuyor. Bunu açabiliyorsunuz ve dead cat çıkıyor içerisinden. Ölüsün sünger kafa kısmını ölü süngeri geçirdikten sonra rüzgarlara karşı ya da farklı bir koşulda çekim yaptığınızda sürtünmelere karşı da korumaları sağlıyor ölü sünger. Kutunun içerisinden bir adet alıcı, iki adet de mikrofon çıkıyor ve bu sayede ister böyle benim gibi tek çekim yapıyorsanız kullanabilirsiniz ister ikili görüşmelerde veya röportajlarda her anlamda kullanabileceğiniz bir mikrofon. Şimdi piyasada birçok mikrofon var fakat bunun en büyük özelliği içerisinden 3.5 milimlik jack girişi, lightning giriş, type-c giriş çıkıyor yani yani bu sayede hem Android hem iPhone hem de bilgisayar veya kameralarınızda kullanabileceğiniz girişlerin hepsi mevcut. Biliyorsunuz birçok markada bunları alabilmek için ekstra ücretler ödüyorsunuz. Hatta birçok markanın mikrofonunda bu aparatları taksanız bile farklı bir markadan alıp ya da yan sanayi alsanız dahi çalışmıyor. Çünkü geneli kameralara özel. Şimdi boya şöyle bir durum yapmış. Artık telefonlarımız güzel çekimler yapıyor. Ben bütün videolarımı telefondan çekiyorum. Ve telefona takmayı da bu aparat sayesinde yapmışlar. Bu da güzel olmuş en azından ister Android'inize ister iPhone'unuza veya işte bilgisayarınıza takıp toplantılar yapabilirsiniz laptopunuzda vesaire. Online bir ders anlatıyorsanız yakanıza takabilir bilgisayara da alıcıyı taktıktan sonra uzaktan konuşmalar yaptığınızda sesiniz ne kadar uzakta olsa yakanızdan gelmiş olacak. Şimdi kutu içeriğine bir bakalım neler çıkıyor ve sonrasında dış performans testimizle birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın. Şimdi geldik kutumuzu açmaya ve şöyle yakından kutuya bir bakalım. Yan tarafında ve arkalarında gerekli detaylı bilgilere zaten yer verilmiş. Burada görüyorsunuz içerisinden çıkan aparatları. Hemen şimdi kutumuzu bir açalım ve kutu içeriğimiz bizi nasıl karşılıyor ona bir yakından bakalım. Kutunun üst tarafını çıkarttığımızda bu şekilde bizi ürünümüz karşılıyor. Mikrofonun kendi kutusu ve ona da şöyle yakından bakalım hemen. Zaten açtığımızda dediğim gibi bir mikrofon bir de alıcı şu anda bende takılı. Bunu bir kenara alıyoruz. Diğer bir kutu içeriğimiz ise bu şekilde geliyor. Bu kılıfın çıkması gerçekten güzel olmuş. Taşımanızı kolaylaştırıyor ve zarar görmemesini sağlıyor. Onu da hemen şöyle yakından göstereyim. İçerisine böyle koyduğunuzda rahatlıkla ağzını sıkıp böyle kullanabiliyorsunuz ve bu da Hani böyle kadifemsi bir yapıda güzel de bir kumaş diyebilirim size. Şimdi kutunun içerisinden bir adet kullanım kitapçığı geliyor bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde boyanın gerekli kurulumlarla ilgili bilgilendirmeleri yazıyor. Ve bu kutuyu şarj edebileceğiniz kablosu geliyor. Gördüğünüz gibi bir ucu Type-C bir ucu USB ve bu sayede ürünü buradan Type-C girişine bağlayarak şarj edebiliyorsunuz. Şimdi kutuya yakından bir bakalım. Şöyle kutuyu kaldırdığımızda ölü süngerlerimiz çıkıyor. Bunlar da direkt zaten baktığınızda hani mikro mikrofonun kafasına takılıyor ve rüzgarı kesiyor. Kutu içeriğimiz de bu şekildeydi. Ürünün kutusunun açılımını yaptık. Şimdi gelin bir de dış performans ses testimize birlikte bakalım. Boya Esling markasının şu anda dış ortamdaki performans sesini dinliyorsunuz ve rüzgarlı bir ortamdayız. Gürültü engelleme modu açık değil. Ses açıp kısmı moduna bir kere basılı tuttuğumuzda şu anda gürültü engelleme modunu aldı ve sesim gürültü engelleme moduyla duyuyorsunuz. Şimdi ben gürültü engelleme modunu kapatacağım ve bir mesafe testi yapacağım sizlerle birlikte ki siz de dış ortamda nasıl bir performans verdiğini görebilin diye. Kamerayla aramda yaklaşık 3 metre var. Uzaklaşıyorum ve mikrofondaki ses performans testlerimizi duyuyorsunuz uzaklık testini. Bu mikrofon 100 metreye kadar bize imkan sağlıyor ama tabii ki de 100 metre deneyebilecek bir kapasitem yok. Ama bayağı bir uzaklaşacağım. Seste bir kesilme var mı yok mu? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şu anda yaklaşık 30 metre vardır kamerayla aramda ve bayağı gidiyorum. Arkamı da görmüyorum. Düşebilirim. Herhangi bir kesinti yok. Şimdi ağaçların arasına giriyorum ve ağaçların arasında bir ses kesintisi oluyor mu? Bir ses kaybımız var mı? Bunları deniyoruz. Şimdi size doğru tekrardan geliyorum ve mesafe testimizde bu şekilde ayrıca dış ortamda böyle bir ses kalitesi alıyorsunuz. Boya Esling markasının bu mikrofonu hem kamera hem tablet hem de telefonlarınızda kullanabilmenize imkan sağlıyor. Dış performans testimizde bu şekildeydi. Dış ortamdaki ses performansımız da bu şekildeydi. Boya'nın Link markası markası üzerinden duymuş olduğunuz tüm sesleri kaydetmiş oldum. Şimdi ürünün zaten kutusuna baktık ama şöyle de göstermek istiyorum. Kutu yapısı gerçekten güzel. Zaten içerisinden de bir adet taşıma kutusu çıkıyor. Yani poşeti çıkıyor. Ürünlemen üstünde şöyle bir kere dokunduğunuzda led göstergeleri bulunuyor ve bu sayede bu mikrofonları yaklaşık iki kere şarj edebiliyorsunuz bu kutu sayesinde. Bu bir power bank görevi görüyor ve bu kutuyu da şarj etmek için buradan Type-C girişini takıyorsunuz. Kutuyu da şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca içinde mikrofonlar da durabilir. Kapağı açtığımızda zaten güzel bir tasarımı var. Her şey düzenli oluyor. Yani mikrofonlarınızı işte alıcıları her şeyi buraya yerleştirdikten sonra düzenli bir şekilde şekilde içerisinde duruyor. Tabi bu kutuya dikkat etmeniz gerekiyor. Hassas bir kutu, hassas bir ürün hepsi. Düşürmemeye, su geçirmemeye dikkat edin. Daha doğrusu su almamasına da dikkat edin. Bu ürün 2.4 GHz ile bağlanıyor ve bu da hızlı bir bağlantı arayüzü sağlıyor. Tabi biz bunu hissetmiyoruz ama alıcı ve telefonlarla rahatlıkla bağlantı kurabiliyor. Şimdi şöyle mikrofonu da buradan bir çıkartayım. Mesela şu anda bu aktif değil ve kapalı. Yan tarafında bir adet ses açıp kısma butonu bulunuyor ve bu ses açıp kısma butonuna basılı tuttuğunuzda aktif gürültü engelleme modunu açabiliyorsunuz ve tekrar basılı tuttuğunuzda kapanıyor. Açıkken yeşil, kapalı de normal benim şu anda yakamda takılı olduğu gibi mavi renkte yanıyor. Bir adet de bunların yanında mut tuşu bulunuyor. Bu mut tuşuna bastığınızda direkt olarak şöyle konuşurken bastığınızı farz edin sesiniz kesiliyor ve tekrar bastığınızda açılıyor. Ayrıca alıcının üzerinde mono ve stereo ses çıkışları bulunuyor. Daha doğrusu butonu ve bunlarla birlikte monoya ya da stereoya çekebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Hepsini tek bir noktadan kontrol edebiliyorsunuz biliyorsunuz Genelde bu mikrofonları tek kişi iki tane mikrofon olarak kullanıyor. Birine sağ kulağa birine sol kulağa veriyor. Yani bu mono ve stereo muhabbeti de buradan geliyor. Ya da şöyle bir durum olabilir. Bunu şarkı kaydedenler de olabiliyor akustik olarak. Bir tanesini gitara bağlıyor. Bir tanesini kendi sesini ve gitar sesini tek bir yerden kendi sesini tek bir yerden aldığında kayıtlarda biraz daha mix masteringlerde daha tatlı daha düzenlenebilir sesler üretilebiliyor. Şimdi bu mikrofon boyalink olarak geçtiği için 100 metrelik bir mesafe sunuyor demiştim sizlere. Zaten dış performans performansta testi dinlediniz. Yaklaşık 40 metreye kadar belki de gitmişimdir. Herhangi bir kesinti olmadı. Ayrıca şu üzerindeki bütün jack girişleri, Type-C, girişleri gerçekten muazzam bir özellik. Bunu her mikrofonda bulamayız. Bulsak dahi ayrı satılan bir özellik ve fiyatlandırması da gerçekten yüksek tutarlarda oluyor. Benim mikrofonla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Böyle teknik detaya girip sizi sıkmak istemiyorum. Zaten mikrofonun şu anda sesini duyuyorsunuz. Şöyle yakamdan çıkartıp biraz da yakın konuşmak istiyorum hani yakınlaştığımızda ses biraz daha tatlı oluyor ama tabii ki de bunu işte ASMR videoları çekenler de sorabilir. Yapabilirsiniz. Akustik şarkı kayıtları yapabilirsiniz. Hepsini deneyebilirsiniz bununla. Gerçekten ideal ve güzel bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca klipsinden hiç bahsetmedim klipsleri de gerçekten rahatlıkla açılıyor ve üzerinize tam oturuyor. Bu da güzel bir özellik. Son olarak şu dead takmak istiyorum. Ben hiç kullanmadım. Bakalım nasıl olacak. Dead de taktım ve şu anda ürünü görmenizi istedim. Hani çok fazla ev içerisinde zaten bir problem olmaz ama rüzgarlı çekimlerde, dış ortamlarda size bu dead takmanızı öneririm. Bu mikrofonu almak isterseniz önerebileceğim bir mikrofon. Zaten ses kaydından da bunu görüyor olabilirsiniz. Zaten detaylı videolarını arka planda ekledim. Size ürünü daha detaylı nasıl gösterebilirim bütün giriş çıkışlarını ürünün yapısını vesaire hepsini elimden geldiği kadar da göstermeye çalıştım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.